Yeniden merhaba. Bugün sizlerle Mart ayı favorilerimi paylaşacağım. İlk favorimle başlıyorum. Mart ayındaki ilk favorim aslında sizin bana hediyeniz oldu. YouTube izleyicilerinin çoğu biliyordur. 100 bin aboneyi geçtiğiniz zaman YouTube içerik üreticilerine bu şekilde bir plaket yolluyor. Benimki de biraz geç geldi aslında. 130 bini geçtik çünkü. Gümrüğe takılmış, birazcık sıkıntılı oldu ama sonunda kavuştuk. Bu sizin sayenizde olan bir şey. Dürüst olmak gerekirse YouTube benim hayatımı değiştirmedi ama çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel arkadaşlıklar kurmaya başladım. Farklı lezzetler, farklı tatlar kattı hayatıma ve bunu da sizin desteğiniz yadsınamaz. İlk günden beri bana olan eksilmeyen desteğiniz için buradan tekrar teşekkür etmek istedim. Mart ayındaki ilk favorim sizsiniz. Mart ayında çantamdan ayırmadığım, piyasaya çıkmadan önce bizlere denememiz için gönderilen bir ürün vardı. Signal'in White Now Touch isminde şöyle bir kalemi. Bu bir diş macunu değil. Şöyle göstereyim. Kapatıcıyla, aydınlatıcıyla neredeyse aynı boyutta, hatta daha bile küçük. Gülüşünüz için makyaj malzemesi gibi düşünebilirsiniz. Ben daha önce benzer bir ürünü yurt dışından alıp kullanmıştım. Türkiye'de ilk defa piyasaya çıkmış. Şöyle açınca fırçalı bir aplikatörü var. Arkasından basıyorsunuz, solüsyon çıkıyor üstüne ve dişlerinizin üzerine uyguluyorsunuz. Şu anda da benim dişlerimde bu var. Diş yüzeyinize uyguladığınız zaman birkaç dakika içinde kuruyor. Tek dokunuşta parlak bembeyaz dişler elde etmiş oluyorsunuz. Bunu hani güzellik makyaj rutininizin tamamlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. Özellikle ben dışarıda bir yere davetliysem, fotoğrafım çekilecekse, video çekeceksem, dişlerimin daha beyaz çıkmasını istediğim durumlarda Mart ayında çok sık kullandım. Bir de biz kadınlarda şey var, uyguladığımız bazı renk rujlar dişimizi daha sarı gösterebiliyor. O durumda da kurtarıcı, tek dokunuşla daha beyaz dişlere kavuşabiliyorsunuz. Dediğim gibi piyasaya sürülmeden önce bizlere denememiz için gönderildi. O yüzden test edecek uzun vaktimiz oldu. Çok memnun kaldım ben. Buna da bakabilirsiniz. Signal'in White Now Touch kalemi. Mart ayındaki bir diğer favorim de kozmetiğe, makyaja biraz meraklı olan herkesin duyduğu Becca'nın aydınlatıcılarından Moonstone rengi. Toz ürünü değil, krem formundaki ürünü. Herkesten duyduğum kırılıyor, çatlıyor, çabuk düşüyor vesaireden sonra krem olanını almayı tercih ettim. Uyguladığınız zaman kesinlikle simsim görüntü vermiyor. Sanki ıslak, böyle içeriden gelen bir ışıltı şeklinde bir aydınlık veriyor. Eğer Becca'nın ürünlerini incelemek isterseniz, yanlış bilmiyorsam İstinye Park'taki Sephora'da standları var şu anda, satın alabiliyorsunuz. Oradan bakabilirsiniz. Mart ayındaki bir başka favorim de, şimdi çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Fondöteni cilde zamp gibi yapıştırması anlamında şimdiye kadar kullandığım en iyi primerdi. Smashbox'ın Photo Finish Primer'ı, fondöten primer olarak geçiyor. Bu videodan bir önceki videoda bir Ankara vlogu paylaştım. Orada makyajımı Ankara'ya giderken saat sabah 5.30'da yaptım. Gece eve geldiğimde saat 2 gibiydi. Yüzümde lokal kızarıklıklar dışında fondöten duruyordu yüzümde. Daha ne olsun, çok beğendim. Bir de yaz geliyor. Mezuniyetler, nişanlar, düğünler vesaire olacak. Eğer cilt makyajınızın daha uzun saatler dayanmasını istiyorsanız gözüm kapalı tavsiye edebileceğim bir primer. Bu ay çok severek kullandım. Hatta cilt için başka primer kullanmadığını söyleyebilirim. Mart ayındaki bir başka favorim de bir fırçaydı. Geçtiğimiz haftalarda Body Shop yeni bir fırça koleksiyonu çıkardı. Şöyle kesik uçlu bir kontür fırçası vardı. Özellikle şuraya oturtup hafif bir kontürle kemiği belirginleştirmek için ben böyle kesik uçlu fırçayı çok seviyorum. Benim aslında favorim Zoeva'nınkidir. Baktığınız zaman ikisi birbirine çok yakınmış. Zoeva Alman firması, hani gelmesi vesaire kargosu yüksek olabiliyor. Benzer sonucu Body Shop'un bu kontür fırçasıyla da alabiliyorsunuz. İlginiz olsun, çok beğendim ben. Buna da bakabilirsiniz. Mart ayındaki bir başka favorim de Miniso'nun asetonu, ama aseton değil, yağlı, küçük yüz pamukları gibi, yüz pamuklarından daha ince, ıslak pamuklar var. Bir tane alıyorsunuz, bir pakette 48 tane varmış. O kadar güzel ojeyi çıkarıyor ki ve asetonlu, böyle kimyasal kokusu gelmiyor. Bildiğiniz tırnak etlerini besliyormuşsunuz gibi ojenizi çıkarabiliyorsunuz. Çok beğendim. Özellikle seyahatlere likit götüremiyorsanız bu tarzda bir ürün işinizi görebilir.
Ben çok beğendim. Mart ayı favorilerime girdi. Mart ayındaki son kozmetik favorim de Sephora'nın bir far paletiydi. Hello Lovely isminde. Şöyle baktığınız zaman üçgen bir palet. İçinde çok güzel şampanyalar, parlak kahveler, mat kahveler, geçiş renkleri, lacivert de attırmışlar. Ben çok beğendim. Farların pigmentasyonu da çok güzel. Hafif tozutma durumu var ama genelde Sephora'nın fiyat aralığına göre farları çok başarılı buldum. Bugünkü göz makyajımı da bu paleti kullanarak yaptım. Bu sıra bütün kahveleri kullandım. Çok beğendiğim bir far paleti oldu. Bununla ilgili sizlere de bir sürprizim olacak videonun sonunda. Bundan sonra favoriler videolarında eğer o ay güzellikle ilgili, bakımla ilgili herhangi bir işlem yaptırmışsam, tecrübe etmişsem onları da paylaşacağım. Çünkü arada story'de ya da snap'te paylaştığım zaman o bilgi kalıcı olmuyor. Siz de bana sürekli soruyorsunuz. Emin olduğum, çok beğendiğim uygulama yaptırdıklarımdan sizlere bahsedeceğim. Sürekli ben yüzüne orasına burasına bir şey yaptıran bir insan değilim ama arada artık sürekli video çekiyoruz. Daha hoş gözükmemiz gerekiyor. Sizler için daha güzel gözükmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben de normalden ya da birkaç sene öncesinden daha çok bakıyorum kendime. Dürüst olmak gerekirse 2-3 hafta oldu. 2-3 hafta önce yaptırdığım birkaç işlemden bahsedeceğim. Bunlar dolgu, botoks gibi agresif işlemler değildi. Yine benim için agresifti. Çünkü ben hani evet estetik operasyon geçirdim ama yüzle ilgili öyle bir oynatma durumuna girmedim henüz. Neyse ben yaptırdığım işlemden bahsedeyim. Aqua Shine diye geçen bir işlem yaptırdım yüzüme. Şubat ayında ilk seansı yaptırdım. Sonuçlarından emin olmadığım için sizinle paylaşmadım. 2 hafta önce de ikinci seansı yaptırdım. Cilt bakımından biraz daha agresif bir yöntem. Yaşla beraber ciltte bazı kimyasalları kaybetmeye başlıyoruz. Bu işlemde cilt altına çeşitli asitler, vitaminler, amino asitlerden oluşan bir kokteylin enjekte edilmesini kapsıyor. Çok az, böyle birkaç milim cilt altına girerek o karışımı cildin altına enjekte ediyorlar ve cilt tarafından o tamamen emiliyor. Dediğim gibi bu dolgu ya da botoks değil. Tamamen cildin yapısını cilt altından desteklemeyi amaçlayan bir yöntem. Belki biraz iddialı bunu söylemek ama nemlenme ve sıkılaşma anlamında cildimdeki böyle 25'lere geri dönmüş gibi hissediyorum. Cilt yapısı olarak cildim hiç olmadığı kadar iyi durumda. Ben de çok dikkat ediyorum. Güneşe çıkmıyorum ya da kremlerle, maskelerle sürekli destekliyorum ama bu işlemin mesela işlemle ilgili şey diyorlar, nemlendirici sürmenize bile gerek kalmayacak. O bence biraz iddialı. Ben hala nemlendirici uyguluyorum ama pul pul dökülme vesaire asla kalmadı. Çok memnun kaldım. 3 seans öneriliyor. Ben 2 seans yaptırdım. İşlemden hemen sonra yüzüm kıpkırmızı oldu. Cep telefonuyla bir fotoğraf çektim, onu da koyarım. Gerçekten çok agresif gözüküyordu. Ama o kırmızılık 1-2 saat içinde tamamen geçiyor. Ertesi güne kesinlikle bir şey kalmıyor. Bir tek neticede yüzünüze iğne giriyor. İğneyle o kokteyli cilt altına enjekte ediyorlar. Bazı yerlerde iğneden dolayı morarmalar olmuştu. Onlar da 1-2 güne geçten makyajla kapanabiliyordu. Yaptırdığım yerde Nişantaşı'nda Klinimed adında bir poliklinik, aslında estetik cerrahi merkezi. Ben daha önce geçirdiğim estetik operasyonu orada yaptırmamıştım. Farklı bir yerde yaptırmıştım. Tamamen medikal estetik olarak onlardan servis aldım. Ama estetik cerrahi kliniği olarak da hizmet veren bayağı büyük bir yer. Sanıyorum Ataşehir'de de bir şubeleri varmış. Ben Nişantaşı'ndaki şubelerine gittim. Midpoint'in üst katındaydı. Oldukça da merkezi bir yerde. Bir işlem daha yaptırdım. Cilt yapım bronzlaştıkça, güneşe maruz kaldıkça çillenmeye ve ben yapmaya müsait. Ve yüzümde çok makyaj yapıyoruz, çok çekim yapıyoruz, çok fotoğrafımız çekiliyor. Yüzümdeki benlerden ben rahatsızlık duyuyordum. Özellikle şu bölgede 4-5 tane iki tarafta da sıralanmış benler vardı. Dermatolog doktorla aynı merkezdeki görüştüm. Yakabilir miyiz lazerle diye. 2-3 hafta önce de lazerle şuradaki 4-5, iki tarafta da vardı. 4-5 tane beni lazerle yaktırdım. Bu tamamen benle ilgili bir şey. Ben sahibi, çil sahibi olmakta hiçbir problem yok. Ama ben tam aydınlatıcıyı sürdüğüm yerde 4-5 tane ben olunca o aydınlatıcı sanki
pismiş gibi duruyor. Makyajınız güzel durmuyordu. Dediğim gibi bu taraftakilerini tamamen aldılar. Şurada bir tane kaldı. Onun sebebi de alırsak iz kalır dendi. Tamam dedim o zaman. Hani uyardılar. Dediğim gibi hem Aqua Shine işlemini yaptırdım. Hem de yüzümdeki şu bölgelerdeki 6-7 tane ben vardı. Onları lazerle aldırdım. Ne oldu? Kabuk kapladı tabii. Neticede cildin üst tabakasını yakıyorlar o koyu cilt bölümünü alabilmek için. Kabuk kapladı. İlk gün makyaj yapmamayı tavsiye ediyorlardı. Bir krem verdiler. Onu uyguladım. Ertesi gün katılmam gereken bir çekim vardı. Orada yoğun bir fondötenle, korektörle falan idare edip kamufle etmiştim. Ama şimdi 2 hafta sonra, 3 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Kabuk vesaire istediğim gibi oldu açıkçası. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Ben ileride farklı uygulamalar yaptırırsam onları da sizinle paylaşırım. Bu konuda çok açığım. Hani saklayacağım, gizleyeceğim bir durum yok. Öyle bir kendimle barışık bir insanım. Ben canım isterse, imkanım varsa yaptırırım. Şimdi bu ay izlediğim ve sizlere tavsiye etmek istediğim 2 adet film var. İkisini de çok beğendim. İlki hele uzun zamandır izlediğim en iyi otobiyografik şirket hikayesi mi diyeyim? The Founder filmin ismi McDonald's'ın, bildiğimiz McDonald's'ın kuruluş büyüme hikayesini anlatıyor ama çok çarpıcı. Gerçekten çok iyi bir film. Yani Macintosh'un kuruluş hikayesiyle kapışacak kadar iyiymiş hikaye. Çok beğendim. Firmayla ilgili, o dönemle ilgili bilmediğim şeyler öğrendim. Çok çok iyiydi. Michael Keaton oynuyor. O da çok iyi oyunculuk göstermiş. Harika bir filmdi. Yani sinemaya gidilip izlenecek kadar iyiydi. Bahsetmek istediğim ikinci film Türkçe'ye Gizemli Gerçek olarak çevrilmiş. Julia Roberts oynuyordu. Nicole Kidman oynuyordu. Polisiye, gerilim, cinayetli böyle güzel bir filmdi. Bulmaca çözermiş gibi hani acaba şimdi ne çıkacak diye bekliyorsunuz. Polisiye, gerilim, teşkilat o tarzda filmlerden biriydi. Ben çok beğendim. Ona da bakmanızı öneriyorum. Gelelim Mart ayı hediyelerimize. 3 takipçime çeşitli kategorilerde hediyelerim olacak. Siz hangisini istiyorsanız onu 1-2-3 yazarsınız artık biliyorsunuz. İlk kategori daha çok dudakla ilgili. Body Shop'un yeni çıkardığı 2 ruju ve Sephora'nın 3 tane dudak parlatıcısını bir takipçime hediye edeceğim. İkinci olarak da daha çok cilt yüz makyajına uygun. Clinique'in şu şekilde bir allı, bir de göz makyajımda kullandığım, çok beğendiğim farı sizlere de hediye edeceğim. Birinci paket dudak makyajıyla ilgili, ikinci paket de yüz makyajıyla ilgili olacak. Siz birinci paket mi, ikinci paket mi, hangisini istediğinizi yorumlara yazarsınız. Üçüncü bir takipçime de özellikle çalışma odası turunu çektikten sonra kitaplara meraklı olan bir kesimin de olduğunun farkındayım. Ben genelde kütüphanemde çok beğendiğim kitapları saklıyorum. Her okuduğum kitabı kütüphanemde saklamıyorum. Arşivlenmeye değer ve herkesin okumasını istediğim iki kitabı da üçüncü bir takipçime hediye edeceğim. İlki Ursula Le Guin'in Karanlığın Sol Eli isimli kitabı. Kitap neyle ilgili? Öyle bir toplum düşünün ki toplumsal rolleri cinsiyet belirlemiyor. Kadın olmak, erkek olmak geçici. Toplumsal rollerin sizleri şekillendirmediği bir yerde yaşadığınızı hayal edin. Bununla ilgili bir kitap. Güzel, kafa açıcı kitaplardan biri. Her gencin, her yetişkin adayının okumasını, her yetişkinin okumasını isterim bu kitabı. Bunu hediye edeceğim. Bir de Belart'ın Süper Kent'ini hediye etmek istiyorum. Tabii iletişim eğitimi almış ve reklam sektöründe uzun zaman çalışmış biri olarak bunu önermem size enteresan gelebilir ama farkındalık bambaşka bir şey. Herkesin çalışması gerekiyor. Ama bir şeylerin farkında olmak bambaşka bir şey. Bu da farkındalığınızı yükseltebilecek kitaplardan. Modern çağ, modern ekonomi, modern çağ eleştirisi olarak düşünebilirsiniz bu kitabı. Çok uluslu şirketlerin nasıl sizin tüketim alışkanlıklarınızı şekillendirdiğini, sizin benim tercihim diye düşündüğünüz şeylerin aslında sizin tercihiniz olmadığını yüzünüze vuran eleştirel bir kitap. Herkesin okumamasını isterim bu kitabı. Bunu da hediye edeceğim. Hediyeleri kazanmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanalıma abone olmak ve videonun altındaki yorumlara
göz paketini mi, dudak paketini mi, kitaplarımı istediğinizi yazmak. Bugüne kadarki desteğiniz için de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu hediyeler sadece beni takip eden, bu zamanı benimle paylaşan insanlara benden küçücük bir anı kalmasını istiyorum. O yüzden bu hediyeleri gönderiyorum. Umarım yerine ulaşıyordur. Umarım anlıyorsunuzdur beni. Benim Mart ayı hediyelerim, favorilerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.